Bugüne kadar izlediğim kadarıyla Hatay Spor gerçekten mücadele eden bir takım. Ligimize de güzellik katan bir takım. Bizim hazırlıklarımız güzel gidiyor. Eksik bir futbolcumuz var ama daha MR'ı çekilmedi. Bugün belli olacak. Yarın da inşallah sahada güzel bir galibiyet almak için oyuncularımız mücadele edecek. Hoca konusunda aslında yarınki maça hocamızı yetiştirmek istiyorduk ancak şu anda hoca adayımız ikiye düştü. İki hocayla da görüşmelerimiz sürüyor. Yani büyük ihtimal yetişmeyecek ama milli arada oyuncularımızın da izin dönüşünde hocamız inşallah takımın başında olacak. Taraftarın maçlar olan özlemini hepimiz biliyoruz. Onlar için elimizden gelen yönetim olarak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Localarımızı açtık. Ve orada bireysel biletler satışa sunduk. Onlar da hemen tükendi. Taraftarlarımızın bu özlemine eğer biraz da olsun karşılık verebildiysek ne mutlu bize. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir de maçların seyirciyle oynanması yönünde çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bildiğimiz kadarıyla henüz izin vermiyor. Ama ilerleyen günlerde biz seyircili oynanacağına inanıyoruz. Bu konuda da federasyonun göstermiş olduğu anlayışa ve verdiği çaba için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yıl için takımımızda sadece Aziz Beyç kiralık olarak forma giyiyor. Geri kalan tüm oyuncularımız bonservisiyle almış bulunuyoruz. Bu konuda fedakarlık yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na yönetim kurulu adına ve taraftarlarımız adına ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu şu demek, tüm takım bonservisleri alınması demek, gelecek yıl limitlerin düşmesi bekleniyor. Bu konuda bizim tamamen bir takım halinde oluşturduğumuz için çok rahat edeceğimiz anlamına geliyor. Sadece küçük takviyelerle gelecek yılımızı geçireceğimize inanıyorum. Aldığımız oyuncular tabii yeni. Birçoğu da ilk 11'de oynuyor. Ve yeni yeni uyum sağlanıyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum buradan. İçleri rahat olsun. Bu oyuncular takımımız birbirine alıştığı zaman çok sürpriz maçlar alacaklar. Kayserispor üst sıralarda ilk 10'da bitireceğinden hiç şüphemiz yok. Yeni hocamız da inşallah gücümüze güç katacak. Ve takımımız bir arada takım gibi oynamaya başlayınca her şey Kayserispor camiasının istediği gibi olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Tabii geçen her maç, kaybedilen her puan bizi üzüyor. Ama bunların hepsi telafi edilecek. Biliyorsunuz Kayserispor taraftarının ve bizim bir düşme travmamız var. Her yıl bu acaba düşecek miyiz, düşecek miyiz? Biz bunu yenecek, artık bu tür endişelere asla yer vermeyecek bir hocayla anlaşmak istiyoruz. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda yeni hedefler koyacak bir hoca istiyoruz. Onun için bu bekleyişimiz. Bu hemen bir hoca bulalım, anlaşalım, takım başına olsun değil. Berna Başkanımız her düşüncesi uzun vadeli. Sezon başında bu oyuncular bonservisinin almasının sebebi gelecek yıl takım limitlerinin düşmesinden dolayı. Yine başkanımız aynı düşüncede ve uzun vadeli hareket ediyor. Onun için hocamızı da aldığımız zaman artık yıl boyu ve gelecek yıl bir daha başka hoca düşünmemek üzere hocayla anlaşmak istiyoruz. Bunun için de inceleyip sık dokuyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak.